Kariyer değişikliği yapmak isteyenler bunu hangi aşamada yaptıklarına dair farklı insan gruplarından destek alabilirler. Şöyle ki, kariyer değişikliği yapmaya karar verdiğimde bunun ilk adımı olarak yüksek lisans yapmaya karar veriyorsam, eğitimimi gitmek istediğim alanda tamamlayarak ilerlemeye karar veriyorsam, zaten birçok üniversitenin kariyer hizmetleri var. Üniversitelerin kariyer hizmetleri size bu konuda zaten sonuna kadar destek oluyorlar. Bu bir alternatif kurum ya da kişi grubu olabilir destek almak adına. Eğer kişi kariyer değişikliği yapmak için yüksek lisans yapmaya karar vermiyorsa, yani halihazırdaki şirketinden ayrılmaya ve direkt o yepyeni pozisyona geçmeye karar veriyorsa, ya da karar vermekte sıkıntı çekiyorsa, kararını kolaylaştıracak bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyorsa, burada birkaç tane kaynak söz konusu. Psikologlar bu konuda destek olur. Kariyer koçları, her ne kadar ülkemizde yeni bir meslek olsa dahi bu konuda destek olurlar. Burada dikkat etmek gereken şey, işinin ehline başvurmak. Mümkünse psikoloji temelli, yani psikolog titrili birisiyle bu yola çıkmak olacaktır. Çünkü oldukça hassas ve engellerle, psikolojik engellerle karşılaşabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve burada desteklenmek önemli. Eğer kişi kariyer değişikliğini yapmaya karar verdiğinde yine bir işte çalışıyorsa ve yine farklı bir pozisyona gitmeye karar veriyorsa, kıdemi 10 yılın üzerindeyse headhunter, yani kafa avcılarından faydalanabilir. Kendi gitmek istediği sektör ve şirket alanı ile ilgili uzmanlaşmış kafa avcısı firmaların, yani headhunter firmaların araştırmasını yapmalıdır ilk başta internette ve yine ilgilendiği alanla ilgili uzmanın e-mailine ulaşıp CV'sini yollayabilir. Sonradan kendisi iletişime geçerek yine onun desteğini alabilir.